İki kalp arasındaki en kısa yol birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla birbirine dokunan iki kol. Çok güzel şiirmiş hocam. Değil mi? Şiir güzeldir. Şiir çok güzeldir. Bazen bir Nesrin sayfalarca, ciltlerce anlatamadığı şeyi bir şiir hepi topu iki satırda anlatır, biliyor musunuz? Voltaire'in dediği gibi şiir az sözcükle çok şey söyleme sanatıdır. Şiir insanın ihtiyacı olan, hayatı boyunca ihtiyacı olan bir yaşam felsefesidir, bir yaşama biçimidir. Peki, kimin bu şiir? Vallahi benim değil hocam. Evet. Bakışları kaçırmalar, burada yokmuş gibi davranmalar. Çocuklar, ben bu manzarayı daha ne kadar göreceğim? Hı? Kaç ay oldu? Buyurun, cevap bekliyorum. Ve tabii ki yok. Peki. Şiir Cemal Süreyya. İkinci yeninin en önemli şairlerinden. Aa, evet. Peki, ben size Cemal Süreyya'nın hayatını çalışın demiştim. Ne oldu? Hocam, çalışmadık. Ya, evet, görüyorum çalışmadığınızı. Çok net görüyorum. Ama neden onu anlayamıyorum bir türlü. Ama hocam, bu kadar da üstümüze gelmeyin. Yani biz kitap okumayı daha yeni sizinle beraber sevdik. Yani şimdi hemen de kitap kurdu olamayız ya. Evet hocam, bize biraz zaman verin. Daha ne kadar zaman tanıyayım arkadaşlar? Kaç ay oldu? Ha? Arkadaşlar, şiir insan hayatında çok önemlidir. Her insan her gün iyi bir şiir okumalı. Bir parça güzel müzik dinlemeli. İyi bir tabloya bakmalı, o resmi okumalı, görmeli. Ve mümkünse birkaç mantıklı cümle kurabilmeli. Sana diyor. Hayır oğlum, size söylüyor, bana ne? Haftaya tekrar soracağım. Ödev baki. Haberiniz olsun. Evet.